Merhaba canlar, yeni bir futbol videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız birkaç sağlık problemim var ama çok şükür idare ediyoruz. Alırım bir geçmiş olsunuzu. Arkadaşlar bir haber var ve bu haber futbol dünyasının tam ortasına, böyle tam ortasına şlak diye sümük gibi yapıştı. Millet artık Dünya Kupası'nı konuşmuyor, bu haberi konuşuyor. Ronaldo ve Juventus. İlk söylediğim zaman diyorsunuz ki ne alaka? Ronaldo Juventus'a gitmez. Ben de öyle söylüyordum ama işin içine para girince olmaz denilenler ortadan kalkıyor. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Ronaldo'nun Juventus hakkında konuşmasını yapacağız. Hani değerlendirmesini yapacağız. Giderse ne olur? Sizce gitmesi doğru bir karar mı? Transferi yani. Bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam emeğe saygı olaraktan 5 saniyenizi ayırıp like atmanız. Beni kırmayan emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız adam. Hadi videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ronaldo. Bir marka. Bir idol. Bir fenomen. Şüphesiz ki dünyanın en iyi oyuncularından. Dünyanın en iyi golcülerinden. Gittiği her takıma her şeyini veren, karakteriyle, oyunu ile takımını sırtlayan bir futbolcu. Şüphesiz ki dünyanın hangi takımına giderse gitsin kendini belli eder. Her takıma uyum sağlar. Ona bir şüphemiz yok. Ama neden ayrılacaksan Real Madrid'den? Neden bir sistem takımı değil de Manchester City gibi? Neden hani Juventus? Neden karakterini riske atıyorsun? Adama sorarlar bunu. Arkadaşlar şimdi ben sizleri Ronaldo ile biraz baş başa bırakacağım. Sizlerden ricam Ronaldo'nun 2018 performansına bir bakın. Göz gezdirin. Ondan sonra çayımızı alacağız. Kahvemizi alacağız. Juventus transferi hakkında konuşacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Buyurun. Sahne sizin ve Ronaldo'nun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Ronaldo açıklama yaptı. Dedi ki Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'den ayrılacağım. Ardından Perez açıklama yaptı. Perez dedi ki Ronaldo'ya takımdaki her oyuncudan daha üstün olduğunu hatırlatmak isterim dedi. Hani bu ne demek? Takım içinde bazı uyuşmayan şeyler var. Bazı dengeler var. Belki de Ronaldo'nun ayrılma amacı budur. Ama neden Juventus kardeşim? Hani Ronaldo bildiğiniz üzere winner bir oyuncu. Kazanan bir oyuncu. Kaybetmekten nefret eder. Allah'ınız aşkına sizlere soruyorum. Juventus da İtalya Ligi'nden başka ne kazanabilir? Bana Şampiyonlar Ligi demeyin. Manchester City gibi sistem takımı bile kazanamadı.
Real Madrid kazandı çünkü oyuncuları çok tecrübeli bir oyuncuları var. Toni Kroos, Isco, Modric, Sergio Ramos. Aşırı tecrübeli bir kadro. Ve bu saydığım oyuncular mevkisinde en iyilerinden. Tamam, Juventus kötü bir takım değil. Juventus da dünyanın en iyi takımlarından ama hani aşırı winner bir takım değil. Real Madrid gibi. Real Madrid'de de bir sistem vardı biliyorsunuz. Ronaldo. Modric'inden tutun, Isco'sundan tutun, Kroos'undan tutun, Asensio'sundan tutun. Herkes Ronaldo'yu oynuyordu. Sistem buydu ve çok da işe yarıyordu. 3 tane arda arda Şampiyonlar Ligi. Tamam, biraz hakemlerin yararı var. Ona bir şey demiyorum ama hani şunu söyleyeyim ben sizlere. Ronaldo Juventus'a giderse Real Madrid'deki kadar rahat olamaz. Bundan bahsedeyim sizlere. Çünkü hani Real Madrid dediğimiz bir takım hakemlerin bile çekindiği bir takım. Hani kaptanı Ramos olan bir takımdan bahsediyoruz. El Mafia diye hatırlanır İspanya'da. Mafya derler Ramos'a. İspanya'nın mafyası olarak bilinir. Futbol mafyası. Yani arkadaşlar, bence Ronaldo Juventus'a giderse hani kariyerinin bir düşüşünü yaşar. Bunu söylüyorum sizlere. Kariyerinin bir düşüşünü yaşar. Tamam, Pjanic, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Bernardeschi, Chiellini, hani Buffon sayacaktım. O da gitti zaten. Perin'i aldılar. Szczęsny var. Alexandro. Hani güzel takımları var. Ona bir şey demiyorum ama hani Neymar'ın Paris'i gibi olur. Belli alanda çıkarlar. Karşısında Bayern Münih gelir. İşte ne bileyim. Kalkıp da City gibi sistem takıma gelir. Sistem oynarlar ve fişi çekerler arkadaşlar. Bana göre bu şekilde yani. Hani Juventus'un belli bir sistemi yok bana göre. Yok yani, belli bir sistemi yok arkadaşlar. Hani bunu Real Madrid'in ilk maçında gördük. Hani ikinci maçında yürekle bir şeyle falan oynadılar ama birinci maçta sistem yoktu, bunu gördük. Hani Paris gibi. Belli bir sistemleri yoktu. Paris neden Emery'i kovdu? Direktörünü kovdu. Sistem kuramadığı için. Bir sistem yoktu. Ve bunu zaten Real Madrid maçında gördük. Sistem olmayınca Real Madrid ezdi geçti Paris'i. İşte neden bir sistem takımı değil? Bunu çözmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, sizce Ronaldo Juventus'a gider mi? Ve gitse bile doğru bir karar mı yani? Ronaldo'nun kariyeri için yararlı olur mu? Yani akıl sır işi değil. Tamam, para için desen Çin'e git o zaman. Git Çin'e. Para içinse Çin'e git. Kazanacağının 3-4 katını kazan. Madem ayrılıyorsun hani Real Madrid'den, Manchester'a git. Bayern'e git. Gerçi şöyle bir şey var. Hani Premier Lig takımları da kalkıp 33 yaşındaki bir oyuncuya, Ronaldo bile olsa, hani 200-300 milyon ödemezler. En azından 100 bile ödemezler. Çünkü 33 yaşında bir oyuncu yani. Maksimum oynayacağı sene 2 sene, 3 senedir. Maksimum seviyede. Yani ben olsam gitmem yani Juventus'a. Gitmenin bir amacı yok yani. Real Madrid'de Neymar ve Mbappe'yi alacağız hisseleri çıkıyor ama şöyle bir şey var. Yalanlasa bile Real Madrid, almayacağız dese bile, hani mutlaka Ronaldo gittikten sonra da bir hamle yapacaklar ve Eden Hazard olsun, Neymar olsun, Marco Reus olsun, ondan sonra Cima, Muhammed Salah olsun, bu oyuncuları kadrolarına katacaklardır bana göre. En azından bunlardan birini arkadaşlar. Bir tane bek aldılar Real Sociedad'dan, biliyorsunuzdur. O da sağlam bir bek. Barça'nın kaçırması kötü olmuş çünkü sağlam bir bek, gelecek vadeden bir bekti. İspanya milli takımın sağ bekiydi. Kovulmadan önce direktörü. Arkadaşlar, bu arada koltuk aldım. Magma Esport. Sizler de almak istiyorsanız aşağıya koyacağım. Benden geldiğinizi söylerseniz indirim alacaksınız arkadaşlar. Aşağı açıklama linkini koyacağım. Oradan siz de oyuncu koltuğu alabilirsiniz. Çok ucuza ve Türk tabii ki. Aşağı yazacağım. Oradan o numarayı arayaraktan, hani Mertcan Karadeniz'den geldik deyin arkadaşlar. Sizlere indirim yapacaklar ve indirimle birlikte çok güzel bir fiyata bu şekilde bir oyuncu koltuğunuz olacaktır.
Aşağı bekliyorum. Ronaldo Juventus'a gitmeli mi? Giderse kariyerinde neler olur? Futbol düşüncenizi aşağı yorum kısmına yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.